Evet, Irak'ta kaçırılan işçiler, Türk işçiler serbest. Başbakan Ahmet Davutoğlu kısa bir süre önce Bağdat Büyükelçisi ile bir telefon görüşmesi yaptı. İşçilerle telefonda konuştu. Serbest kalan işçilerin bazılarıyla telefonda konuştu. Ahmet Davutoğlu'nun Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'ta olduğunu hatırlatalım. New York'ta şu sıralarda sabaha karşı saatler. Başbakan Ahmet Davutoğlu Irak'tan gelen haberin ardından aslında bir süredir çabalar devam ediyordu. Bir süredir İşçilerin serbest kalabilmesi için yoğun bir çaba vardı. Birkaç gündür zaten bunun haberleri geliyordu buraya. Başbakan Ahmet Davutoğlu da kısa bir süre önce Büyükelçi işçileri teslim almaya gittikten sonra, teslim aldıktan sonra işçileri Büyükelçi'yle telefonda konuştu ve bazı işçilerle de yine telefonda konuştu. Serbest kaldıktan sonra sen de hatırlattın. 2 Eylül'de Irak'ta kaçırılmışlardı. Ardından iki işçi serbest bırakılmıştı Basra yakınlarında. Sonrasında bir video yayınlanmıştı. O zaman Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri videoda işçileri serbest bırakma kararı aldık şeklinde bir ifade kullanılıyor. Ama henüz teyit edebileceğimiz bir bilgi yok. Bize işçilerin serbest bırakıldığına dair bir bilgi gelmedi. Bunu teyit edemiyoruz demişlerdi. Ama iki gündür yoğun bir çaba vardı. Aslında 2 Eylül'den beri bu yana çaba vardı. Ama 16 işçinin serbest bırakılacağına dair gelen o video üzerine çabalar artmıştı ve bugün itibariyle de 16 Türk işçi serbest bırakıldı. Böylece kaçırılan 18 işçinin tamamı serbest bırakılmış oldu. Bir kez daha hatırlatalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu New York'tan gelişmeleri takip etti. Sık sık Bağdat Büyükelçisi ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı ile telefonda konuştu. An be an bilgileri aldı. Sonrasında işçiler Türk Büyükelçisi'ne teslim edildikten sonra da hem Büyükelçi'den bilgi aldı hem de işçilerle telefonda görüştüm.